çamurun hazırlanması çok önemli. Çamuru hazırladığınız zaman forma ellerimizi ıslattık. Forma belirli bir hızda dönmekte. Çamuru ilk önce merkeze getirmek çok önemli. Kıvamını yakalaman gerekir. Çalıştığınız ürünü ne kadar sürede bitiriyorsunuz? Örnek veriyorum, şu an yapmış olduğunuz zili. Bu yapılan işe göre değişir. Yani şimdi bu ne oldu? İlk önce bir bu kısmını yapmıştık. Belirli bir sertliğe gelmesi gerekiyor. Belirli bir sertlikte ertesi günü de olabilir. O gün içerisinde de olabilir. Kuruma orantısına bakar. Yani tav oranına diyeyim. Elindeki çok kurutmadan, çok yumuşak olmadan ayarlaman lazım. Onu çok hassas bir şekilde. Evet. Bu şimdi beklemede. Bunu bitirdik. Merhabalar. Ben Yasemin Akbulut. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısıyım. Pandemi dolayısıyla yaşadığımız sorunlarımızı tüm Türkiye'deki sanatçı dostlarımızla birlikte sosyal medya üzerinde kurduğumuz bir platformdan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İşleyen ellerimizi burada hareketlendirmeye ve gündemde tutmaya çalışıyoruz. Birçok ustamız yaşadığımız bu pandemi dolayısıyla sorun yaşadı. Atölyelerini kapatmak zorunda kaldı. Festivallerimiz, programlarımız iptal olduğu için sanatlarımızı ve zanaatlarımızı gösteremez olduk. Evlerimize kapandık ve bu çalışmaları sosyal medya üzerinden sevgili izleyenlerimize, değerli izleyenlerimize aktarmaya çalışıyoruz. Sosyal medya üzerinden Facebook sayfasında İşleyen Eller Milenyum Atölyesi platformunu kurduk. Burada her gün unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi tanıtmaya, yaşatmaya devam ediyoruz. Saat 16'da yayınlarımız başlıyor. Değerli ustalarımız yayınlarda, canlı yayınlarımızda sanatlarını tanıtıyorlar her gün. Tarihi bilgilerini, yapım aşamalarını bilgi olarak veriyorlar ve bu şekilde 7 aydır bu programı sürdürüyoruz. Bir yıla kadar devam edeceğiz ve sonucunda güzel bir etkinlikle bunu taçlandırmayı düşünüyoruz. İnşallah pandemi de buna müsaade edecek ve biz de sanatlarımızı her zamanki gibi yapmaya ve sürdürmeye, yaşatmaya çalışacağız. Buradan bizlere destek olan tüm sanatsever dostlara, yöneticilerimize, idarecilerimize ve bizim bu yayınımızı paylaşan, sesimizi duyurmaya çalışan değerli basın ekibimize teşekkür ediyoruz. Desteklerinizden ötürü saygılar sunuyorum. Buradan farklı ses çıkar. Buradan vurduğu zaman farklı ses çıkar. Ama tabii bunu çalan çok güzel çalıyor. Biz çalamıyoruz ayrı. Bugün Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünden Yasemin Akbulut Hoca ile öğrencilere ve sanatseverlere canlı yayın yapmış olduk, paylaştık. Teşekkürler. Çömlekçilik sanatını sanatseverlerle buluşturduk. Olmuşsunuzdur. Bilecik ilinin Pazaryeri ilçesinin Kırık köyünden hepinize sevgiler, saygılar.